Sevgili izleyiciler, kısacık bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Elif Şahlı hayata dair, Elif Şahlama beslenmeye dair diyoruz bugün. Ve stüdyoda diyetisyen Volkan Yağdı konuğumuz. Şimdi biz tabii çok keyifli noktalara ve aslında önemli noktalara değindik. Ama ilk bölümde şurada kaldık. İşte pek çok diyet listeleri ya da diyet hani beslenmeye dair öneriler verilirken bazen çok algılamadığımız, kendimizin aslında çok kullanmadığı bir öğe, bir besin öğesi bize tavsiye ediliyor ve biz zaten orada uzaklaşıyoruz ve yerine başka bir şey koyamıyoruz. Şimdi belki de şunu sormak lazım. Bu sürdürülebilir olması için beslenmemizin nelere ihtiyacımız var? Aslında biz diyet yaparken çok önemli noktalardan bahsettiniz ama neyi nasıl hayatımıza sokmalıyız ve nasıl bir rutin geliştirmeliyiz? Şimdi ilk başta sakin kafayla bir oturup planlama yapmalıyız. Benim günlük rutinlerim neler? Çünkü hepimizin hayatı %80 rutinlerden oluşuyor ve rutinleri iyileştirdiğimiz noktada aslında başarıyı yakalama ya da hedefe gitme şansımız çok yüksek oluyor. Ben burada danışanlarıma da hep söylüyorum, beslenmenizi ne kadar esnetebilirseniz, sizin hayatınıza ne kadar yansıtabilirseniz o kadar başarılı olursunuz. Bu kişiden kişiye çok değişkenlik gösteriyor. Sizin için sabah uyanma saatleri, işinizin şartları, gereklilikleri, akşam eve gitme zamanınız, işte evlilik durumu veya işte bekar olma durumu ve benzeri gibi şeyler hayatınızda neye ne kadar zaman ayırdığınızın aslında bir göstergesidir. O halde ben hemen burada şunu söylemek istiyorum. Sizi biraz böyle balla lafınızı keseyim. Aslında bu internet üzerinden ya da konudan komşudan duyduğumuz diyetler doğru değil. Çünkü bu tamamen kişisel, tamamen bizim önceliklerimize, yaşam şartlarımıza göre uyulması gereken bir sistem. Öyle değil mi? Kesinlikle. Diyetler parmak izidir gibi derler bizim camiada. Diyetler yani parmak çok izidir. Özeldir. Bu çok doğru. O yüzden bizim de burada yapmamız gereken şey kendimiz için doğru olan şeyleri bulmamız aslında. Bu doğrular neler? Ben sabah erken kalkıyorsam sabah bir kahvaltı yapmak zorundayım. Neden? Günün en önemli öğünü kahvaltı yapmazsak şöyle olur böyle olur gibi şeyleri bir kenara bırakıyorum. Etrafınızda akşam tatlı krizi yaşayan ya da iştah dengesini sağlayamayan kişiler varsa onlara bir sormanızı rica ediyorum. Sabah kahvaltı yapıyor musun? Eyvah eyvah, ya bunun ilgisi var diyorsunuz. Ya da öğlen yemek yiyor musun? Kesinlikle. Biz bedenimize ihtiyacı olan yerlerde ihtiyacı olan besinleri sağlamadığımızda bu sefer bilinçaltımız devreye girmeye başlıyor ve bilinçaltımız bizden talep ediyor. Bana karbonhidrat gönder, bana yağ gönder. Çünkü benim acil bir enerjiye ihtiyacım var ve ben biliyorum ki o basit karbonhidrat dediğim karbonhidrat çeşidi hemen kana karışır ve benim kan şekerimi hızlıca yükseltir. Bedenimin buna ihtiyacı olduğu noktada bu sefer bilinçaltım devreye girer. O yüzden ben doğru diyet dediğimde öncelikle günümü planlamam lazım. Ben kaçta kalkıyorum? Öğlen yemeklerimi yeme fırsatı bulabiliyor muyum? İş yerim bana bir yemek sağlıyor mu? Ya da ben dışarıdan mı yemek yemek zorunda kalıyorum? Dışarıdan yemek yediğimde etrafımda neler seçiyorum? Hep kebapçıya mı gitmek zorundayım? Yoksa bir sulu yemek yapan, tabildot yapan bir yerde ulaşımım var mı? Bunlar yoksa evden yemek getirebilir miyim? Yolum ne kadar sürüyor? O yemeği taşımak bana sadece bir gün, iki gün, üç gün hiç eziyet gelmez ama ben bir ay boyunca yemek yanımda taşıyabilir miyim sorusunu da kendime sormam olması gerekiyor. Kesinlikle. O yüzden sürdüremeyeceğimiz, yani sürdürülebilir olmayan diyetler aslında zaten çok da bize uygun olmayan diyetler anlamına geliyor. Yani çok kişisel değil, özelleşmiş değil. İyi bir diyet, iyi bir diyetisyen sizin hayat tarzınıza uygun çözümler üretmeli sizin için. Sürdürebilmelisiniz. Sizin işinizi zorlaştırmamalı. Tam tersine aslında size seçenekler ve alternatifler sunmalı. Ya hocam pilav yemem lazımdı. Listemde o yazıyordu. Pilavım yok. Ne yapayım sorusunun bir cevabı olmalı. Bir alternatif olmalı evet, diyorsunuz. Çorba içemiyorum ben öğlen yemeğimde. Ne yapacağım? Bunun bir çözümü olmalı. Ya da kişi şunu bilmeli. Ya evet sen pilav yiyebilirsin diyet yaparken. 3 kaşık, 6 kaşık kişiden kişiye bedenine göre değişir. Ama her gün de pilav yemek senin için çok bir avantaj sağlamaz. Tam tersine aslında dezavantaja dönüşebilir. Ya da o gün gerçekten senin pilav yemeye ihtiyacın var mı yok mu? Onu önce bir anlaman lazım. Gerçekten pilav yemeye ihtiyaç ne demek aslında? Şu demek.
Eğer benim o gün çok tok kalmaya ihtiyacım varsa pilav beni 2 saat tok tutar. Ama ben o pilav miktarı kadar aynı kaloride, yine aynı karbonhidrat miktarını alacağım bir çorba içersem o çorba beni 4-5 saat tok daha tutar. Daha uzun süreli tabii. İşte bu yılda bizim seçimlerimizin sürdürülebilirliğe olan etkisi oluyor. Çok önemli, çok doğru şeyler söylüyorsunuz. Belki de biz de mesela diyelim ki bir diyetisyene gidemiyoruz. Hani evimizde kendi çabamızla, kendi bütçemize uygun bir şekilde beslenmek istiyoruz. Bahsettiğiniz farklılıklarla işte bir gün belki yulaflı bir kase, evet. Şimdi bowl'lardan bahsediliyor biliyorsunuz. Hani o kadar çok popüler. Evet, yapamasak dahi hani kendi zevkimize uygun. Ya da bir işte peynir, zeytin, domates belki yeşillikle götürebildiğimiz, öyle değil mi? Ya da dışarıdan seçebileceğimiz neler, evet, yiyebiliriz? Dışarıdan seçim yapmak çok zor. Çünkü çok uyaran var tabii. Ya böyle çok canımızın istediğine gidiyoruz. Ya da böyle ay idare etsin beni diye böyle çok da keyif almadan yiyoruz. Ama ben beslenmede keyif almadan yenilen yemeklere karşıyım. O yüzden bize zevk vermeyen yemeklerden ziyade kendi isteğimiz, yediğimiz zaman bize keyif veren bir yemek söyleyelim. Gerekiyorsa onu yarım porsiyon olarak tüketmeyi öğrenelim. Bunda da bile rahat edebiliriz yani sizin için. Evet. Şey açık yani biraz aslında böyle yap boz yapacağız sanki değil mi? Çok doğru. Aralarda. Çok güzel bir örnek oldu. Kesinlikle o yap bozları birleştirmeye başladığınız zaman bütünü görüyorsunuz ve o bütünü bir kere gördüğünüzde sağlıklı yaşam adına aslında nelerin doğru, nelerin yanlış olduğunu anlama şansı yakalıyoruz. Bu da bize bunu sürdürmeye, devam ettirmeye ya da buradaki eksiklerimizi gidermeye, tamamlamaya imkan sağlamış oluyor. Ve en güzel yanı resme yukarıdan baktığınızda aslında tabloyu daha net gördüğünüz için daha stressiz oluyorsunuz aslında. Çok doğru. Detaylarla uğraşmıyorsunuz. Temel o oluyor aslında. Peki şimdi detokslardan bahsediliyor. Ben böyle birazcık her şeye değinmek istiyorum. İşte sıvı detokslar var. Ama onun dışında yine tabii ki zaman zaman diyetisyen yardımı alıyoruz ya da işte internette hani her şey, bütün bilgi elimizde ya cebimizde, oradan seçmeye çalışıyoruz. Bunlar ne kadar doğru? Yani gerçekten böyle bir şey var mı? Aslında bahsettiklerinizden yok. Yani o sürdürülebilir durumda böyle bir şey değil. Ama hani böyle arada bir işte diyorlar ya metabolizmayı şaşırt, vücudu şaşırt diye, böyle bir şey var mı? Bu uygulanabilir, şöyle uygulanabilir. Metabolizmayı şaşırtmak olarak değil de biraz daha metabolizmayı belki dinlendirmek olarak diyebiliriz. Rahatlatmak diyebiliriz. Aslında oruç tutmak gibi de değerlendirebiliriz. Ki aralıklı oruca da geleceğim ondan zaten. Ondan da bahsedelim. Kesinlikle çok popüler. Mesela bir tatile gittiniz ve o tatilde hani çok da önemsemediniz. Ne yiyorum, ne içiyorum gibi bir derdiniz olmadı. Haliyle tatil. Yani hepimizin aslında beklentisi ve isteği o zaten. Kafamızı rahatlatmak için de gittik. Kafamızı rahatlattık, sonra döndük buraya. O noktada bir aydınlanma yaşıyoruz. Acaba kilo aldım mı? Acaba bana bir şey oldu mu? Bir tartıya bakayım. Baktık. Oldu ki kilo almışız. O noktada ilk akla gelen şey bu sıvıları tüketmek, detoks yapmak, beden için şaşırtıcı tırnak içerisinde bir şeyler yapabilmek. Biz şimdi burada bunların doğru veya yanlış olduğunu aslında söylemekten ziyade şunu aslında anlatmak isteyeceğim izleyicilerimize. Bir uzman sizi yönlendiriyorsa bunları da yapabilirsiniz. Bir uzman sizi yönlendiriyorsa 15 dakika sonra spor müsabakasına çıkarken 2 kilo, 3 kilo vermeniz gerektiğinde onu da verebilirsiniz. Ama dediğim gibi burada önemli olan şey bunu bir uzman eşliğinde yapabilmeniz. Çünkü o sıvı içecekler, evet, ya da bu tarz detokslar ya da bu tarz ilaçlar, diüretikler bedenin dengesini ciddi bir şekilde bozabilir. Uygulanabilir mi? Uygulanabilir. Ama bir profesyonel yardımıyla neyi, neden, niçin yaptığını bilerek ne kadar süre uygulayacağımıza, hangi sonuçları beklediğimize emin olmamız, bilmemiz gerekiyor ki bu tarz bana sorarsanız riskli yöntemleri uygulayalım. Riskli olmasının sebebi hani kişide çok büyük bir sağlık problemleri yaratması değil. Kişiyi yoksunluk hissine itmesi, kişinin beslenme algısını sürekli normal yiyeceklerden çıkartıp böyle karışımlara, işte toz içeceklere, shake'lere yönlendirmesi. Onlar aslında psikolojisini bozması. En büyük problem o. Çünkü
İnsanlar özellikle kilo fazlası olan insanlarda hep şunu duyuyorum. Normal insanlar gibi ya da normal yemekler. İşte ayırmayalım. Biz o normal yemeklerle de zaten çok sağlıklı olabiliriz. Biz o normal yemeklerle de ideal kilomuza ulaşabiliriz. Önce bu ön yargılarımızı bir atalım diyoruz. Peki yine çok popüler ki az önce söyledim. Aralıklı oruçtan bahsediyoruz. Denemeye yapmaya çalışıyoruz ama kafalar karışık. Kimimiz evet kilo kaybettim diyor. Aslında onun da bir sağlıkla bir faydası var ama herhalde biraz yanlış anlıyoruz zaman zaman. Biz sağlık faydası olan güzel diyet sistemlerinin hepsini kilo vermeye önce bir uyguluyoruz. Öyle bir şeyimiz var. Mesela çok zor bir diyet sistemi vardır. Eliminasyon diyette neredeyse tükettiğiniz bütün besinleri elimine ederiz. Çok fena. Ama insanlar kilo vermek için bu diyet sistemlerini uygulamaya çalışıyorlar. Çünkü suçlamıyorum da çünkü çözümsüz kalan insan çare arar. Yani bu onların aslında bir belirtisi. Aralıklı oruç nasıl bir sistem? Kişileri çok zorlar mı? Aralıklı oruçun birkaç tane sistemi var. İşte 16-8 dediğimiz, 5-2 dediğimiz sistemlerimiz var. Bu sistemlere göre size uygun mu değil mi olup olmaması noktası sizi çok zorlayabilir. Sizin için çok uygun da olabilir. Yine bireysel tabii bu. Diyet her zaman bireyseldir dediğim gibi. Burada kişiyi kesinlikle analiz etmek ve o kişiye uygun bir diyet programı oluşturabilmemiz gerekiyor. O saatten sonra ismine ne dediğinizin çok da bir önemi kalmıyor zaten. Kişi için faydalı bir sistem oluşturmuş oluyorsunuz. Ama şu hemen lafınızı böleceğim tekrar. Bir tek şey de çok doğru galiba. Yani gece belli bir süre yatmadan önce vücudu hani tamamen kapatmak, rahatlatmak ve uykuya geçtiğimiz anda değil mi? Ona doğru. Herhalde doğru bir noktası var. O doğru. Şöyle bir aralıklı oruçtan mı bahsettiniz bunu söylerken? Evet, yoksa evet. Genel olarak akşam 6'dan sonra yemek yenmez. Genel olarak mi? Ama hani 6'da çok şey yapıyoruz ama aralıklı oruçta da hani öyle ya, belli bir saatten sonra kesiyoruz yemeği. Şimdi akşam çok geç saatlerde yemek yemenin uyku kalitemizi düşürdüğünü biliyoruz. Yedim yattım gibi durumların midemizde hasara sebebiyet verdiği, mide rahatsızlıklarına sebebiyet verdiğini biliyoruz. O yüzden orada bir güvenli aralık bırakmak gerekiyor ki bu güvenli aralık minimum 2 saattir. 2 saat. Daha uzun aralıklar bırakabilir miyiz? Kesinlikle bırakabiliriz. Bu da sizin bedeninizde hissettiğiniz şeyle alakalıdır. Yani ben daha rahat hissedeyim. Sabah uyandığımda daha böyle karnım dümdüz olsun. Ya da akşam bir şeyler yediğimde sindirim birazcık beni rahatsız ediyor dediğimiz noktalarda bu süreyi öne çekebiliriz. Yani bizim kulağımız hep bedenimizde olursa ona göre aslında karar verme ihtimalimizi artırmış oluruz. Aynı zamanda bu uyku durumumuzun yani gece yatma durumumuzun insanların en büyük endişelerinden bir tanesi de kilosunun üzerindeki aslında etkileri. Şu konuda içiniz çok rahat olsun. Yapılan araştırmalar yediğimiz içtiğimiz şeylerin saatlerinin kilo denetimimizle direkt doğrudan bir ilişkisinin olmadığını gösteriyor. Şimdi enteresan yeni bir bilgi. Evet, yeni bir bakış açısı. Evet, ama tabii bu şunu kabul etmek gerekir. Çalışma ya da reel hayata uygulama durumlarında bazı aksaklıklar ya da teorikle pratiğin birbirine tam da uymadığı durumlar yaşanabiliyor. Burada kişi hayat düzenini nasıl sağlıyor? Bu çok önemli. Hemşire ise gece yemek zorunda çünkü nöbeti var. Ya da gece çalışan tabii. Bir bekçi ise nöbeti var, yemek zorunda kalabilir bu kişiler. Bu kişiler gece yemek yedi diye sağlıksız olmayacaklar. Öncelikle bunu söyleyebilirim. O yüzden beslenme düzeniyle birebir ilişkili olarak neler yaptığımıza bakacağız. Aralıklı oruç son yılların en popüler diyet sistemi. Çok fazla kişi uyguladı, pratik yaptı. Çok güzel çünkü sağlık faydaları aslında vaat ediyor bize ve gerçekten bilimsel olarak çalışmalarla kanıtlanmış faydalar bunlar. Böyle faydalar varken biz bu faydalardan yararlanmayalım mı ya da sırtımızı mı dönelim? Hayır. Ben olsam dönem dönem uygularım. Ama benim hayat tarzıma uygun olmadığı için ben hiçbir zaman aralıklı orucu kendi hayatıma entegre etmeye çalışmadım. Bu demek değil ki aralıklı oruç yanlış. Sizin hayatınıza, sizin hayat planınıza belki de aralıklı oruç uygundur ve çok büyük faydalar görürsünüz. Ama benim beslenme mantığım ve beslenmeye bakış açım yasakları ve kısıtlamaları hiçbir şekilde içermiyor. Bu aralıklı oruca zaten hani diyet demeyiz. Çünkü size ne yiyip ne içmeniz gerektiğinizi söylemez. O yüzden diyet sistemi olarak geçmez. Bu bir
beslenme çerçevesi ya da penceresidir. Şekli gibi görünüyor. Peki şimdi aslında pek çok sorun var ama biz zaten her hafta konuşuyoruz. Onları da sonraki haftaları erteleriz. Fakat şimdi bir vaktimiz de azaldı. Bu su içme meselesi de çok önemli. Çünkü diyorlar ki işte şu kadar su içeceksiniz. Şimdi ben bir ara yapmaya çalıştım ama yani hissediyordum hani fazlasıyla içtiğimi artık böyle hani içiyorum ama yani fazla fazla geliyor. Şimdi bu su içme meselesi nedir? Biz ne kadar içmeliyiz günde? Yine tabii ki bireyseldir diyeceksiniz ama bir var mıdır? Ama orada bir formülümüz de var. Evet. Nedir? Şimdi kilogram başı 0.33 mililitre gibi bir şeyden hesaplayabiliriz. Mesela 70 kilo olan bir kişi için 2.1 litre civarında su tüketimi aslında ideal. Bu en basit örneği. Şunu da diyebilirsiniz. Ya 2 litrenin altında tüketme de diyebilirsiniz kişiye. Bu öneri de hiç yanlış bir öneri değildir. Genel hatlarıyla çok doğru bir öneridir. Su tüketimi neden önemli bizim için? Çünkü bütün kimyasal reaksiyonların aslında içerisinde yer alıyor. Haliyle ben yağ kaybetmek istediğimde de suyu kullanıyorum ya da vücudumda bir hormon üretmek istediğimde de orada da suyu kullanıyorum. Bedenimi susuz bıraktığımda da bu sefer metabolik etkiler başlıyor. Yani metabolizmam yavaşlıyor, buradaki işleyişte problemler yaşamaya başlıyorum. Cildim, tenim, rengim değişmeye başlıyor. Akut böyle ani olan susuzluklarda işte baş ağrısına sebebiyet veriyor mesela. Bunlar hep bize verilen mesajlar ve su tüket de şeyi aslında mesajı bedenimize. Şimdi biz suyu nasıl içeceğiz? Sizin söylediğiniz şeye de aslında değinmek istiyorum bir. Bir dönem suyu çok içtim. Birçok insanın problemi aslında suyu içtikten sonra tuvalete gitme zorunluluğu. Çünkü dışarıda bunu aslında yapmak birçok insanın istediği bir durum değil. Burada ne yapacağız? Burada da suyu doğru içmeyi öğreneceğiz aslında. Ben şimdi bu bir bardak suyun hepsini alıp bir anda içersem muhtemelen 5 dakika sonra bir tuvalete gitmeye ihtiyacı hissedeceğim. Ama bütün bir programımız boyunca ben bu bardağı içersem yavaş yavaş bedenim bu sudan faydalanacak, kullanacak. Ben yerine bir yudum daha içeceğim, kullanacak bir yudum daha içeceğim. Yeterli su içip içmediğimizi anlamanın çok basit bir yolu var. İdrar rengimize bakacağız. Eğer sarıya doğru gidiyorsa susuz kalmış bedenimiz, daha şeffafa yakınsa yeteri kadar aslında su içmişiz demektir. Çok temel bir kontrolle aslında ilerleyebiliriz. Vücudumuzun su isteğini bu bağlamda kesinlikle görebiliriz. Bir şey daha eklemek istiyorum müsaadenizle burada. Çünkü su noktası özellikle yazın çok önemseniyor. Ama içinde yani daha doğrusu gelecek mevsimde yani kışa doğru olan süreçlerde birçoğumuz için aslında ihtiyaç hissetmiyorum noktasına gelecek. Çünkü hava soğuk, terlememiz daha düşük. Haliyle sanki suya ihtiyacımız yokmuş gibi hissedeceğiz. Bir de tabii burada temel faktör kışın sıcak içeceklerin de işin içerisine girmesi. Bitki çayı gibi, çay gibi, kahve gibi şeylerin de daha miktarının fazla tüketiminin belki artması. Bu sıvıların tüketimi arttığında su tüketiminiz buna paralel otomatik olarak düşecektir. Siz bunun farkına çok varmayabilirsiniz. O yüzden burada izleyicilerimize bir öneride bulunayım. Öncelikle gün içerisinde su bardağıyla 8 bardak, litre olarak 2 litre civarında bir suyun tüketimini garanti altına alın. Aklınıza ofiste çalışanlar için çay içmek mi geldi, kahve içmek mi geldi? Önden bir yudum suyunuzu için, sonra gidin tekrardan kahvenizi ve çayınızı için. O hiçbir problem değil. Bu sayede de su tüketimimizi artırmış oluruz. Harikasınız. Bu önerinizle de ben bu programı kapatıyorum. Böyle kulaklarımızda da bu verdiğiniz öneri kalsın. 8 bardak su içmemiz gerekir ama en azından kahvelerden, çaylardan önce şöyle birer bardak yudum yudum böyle güne yayarak da rahatlıkla içebiliriz diyorsunuz. Efendim çok teşekkür ediyorum ben. Ben çok teşekkür ederim. Yine çok güzel bilgiler, çok keyifli bir sohbet oldu. Kafamızdaki o yargılardan biraz olsun en azından ben kendi adıma kurtulduğumu düşünüyorum. Daha rahat, daha barışık değil mi? Hem besinlerle hem kendimizle. Tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. İyi ki davet ettiniz. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, biz bugün de Elif Şah'la hayata dair de beslenmeyi konuştuk. Efendim diyetisyenimiz Volkan Yağdı ile birlikteydik. Yine programımızın sonuna geldik. Ancak tekrar karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın ve tabii ki sağlıkla kalın efendim.